Milli takımımızın özellikle %90'ların üzerinde milli takım sporcumuz Erzurum'da. Erzurum kulüplerinden, Erzurumlu çocuklardan oluşuyor. Tabii bu kendi adımıza, Erzurum adına gurur verici bir olay. Ama tabii burada söz konusu olan milli takım. Bu sene itibariyle Türkiye'de de çeşitli illerde, Samsun, Bursa, Ankara gibi yerlerde de short track branşı ile ilgili faaliyetlerimiz başlayacak. Çünkü sahası olmayan yerlerde saha yapıldı. Ekipman düzeneği kuruldu. Dolayısıyla artık Türkiye bazında da daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Ama şu an itibariyle kampta bulunan 22 günlük kampımız içerisindeki sporcularımızın büyük bir bölümü Erzurum'dan, Erzurum kulüplerinden sporcularından oluşuyor. Kısa zamanda özellikle bir yıllık yeni federasyon için söylüyorum, süreç içerisinde biraz da yani şartlar da onu gerektirdi. Belki geçmişten gelen bir altyapı çalışmalarının da etkisiyle önümüzde yakın zamanda EYOF vardı. Geçmiş dönemde Türkiye'de sadece tek bir madalya alabilmiştik. İlk defa yurt dışında EYOF'ta madalya aldık. Yarışma olsun, çeşitli organizasyonlarda olsun, tesislerin de burada oluşu itibariyle çok büyük bir şansımız var. Tabii bizim branş olarak en büyük şanslarımızdan bir tanesi de Erzurum'da Sayın Fuat Bey'in spor il müdürünün de aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması bizim elimizi çok daha güçlendiriyor. Yani bize kapılar bir kat daha fazla açılıyor. 5 dakika önceden açılıyor. Federasyon Başkanımız Ankara'da Sayın Gökhan Özdemir. Özellikle Erzurum'la ilgili her türlü bize imkanı sağladığını, yöneticiler bazında da çok ciddi imkanlar tanıdığını belirtmek istiyorum. Yani bir ilin spor başarısını nasıl ölçülür derseniz, Süper Lig'de bir takımımız vardı. İnşallah bu sene biraz dinleneceğiz ama seneye yeniden Süper Lig'deki yerimizi alacağız. Yine birinci ligde, Efeler Ligi'nde voleybol takımımız vardı. Spor lisemiz yine önemli bir başarılara imza attı. Kış sporlarında oldukça iyiyiz. Bunun en başında da paten geliyor. Curling'de iyiyiz. Kayak iyi olma yolunda mücadele veriyor. Bizim yüzme gibi bir derdimiz, yüzmede başarılı olma gibi bir derdimiz yok. Kimse de bundan bizi mesul tutmaz. Ama bizim kış sporlarında başarılı olma zorunluluğumuz var. Erzurum geçen yıl yani 2018 yılı istatistiklerinde nüfus yoğunluğu bakımında Türkiye'nin ilk 5 ili arasına girdi sporcu sayısı bakımından. 112 tane milli sporcu biz milli takımlara gönderdik sadece Erzurum'dan. Böyle baktığında evet başarılı bir iliz. Çok mu başarılıyız? Daha çok başarmak zorundayız. Erzurum kış sporlarının yatağı, Erzurum güreşin yatağı, Erzurum atletizmin yatağı. Biraz önce yüzmeden bahsettik. Başarılı olmak zorunda değil. Bunda da başarılı olmak zorundayız ama bizim asli görevimiz kış sporlarında beklediğimiz yere, istediğimiz yere gelmek. Ama havuzda da yüksek irtifa olması hasebiyle uluslararası takımların uğrak yeri olma yoluna geldik. Şu anda Alman milli takımını geçen gün uğurladık. İtalyanlar gelecek. Almanlar Eylül'de yine yüksek irtifa olması Türkiye'nin tek olimpik yüksek havuzunun Erzurum'da olması nedeniyle takımların, milli takımların rağbet gösterdiği bir il olduk. Belki Erzurum'da Türkiye'de yeni ama ve Erzurum'da inanılmaz bizim Erzurumlu sporcular sayesinde inanılmaz yerlere gelmiş bulunmaktayız. O açıdan ben diyorum ki böyle arkadaşlarımız da bilsin bu gerçeği. Gerçekten böyle gururlanabileceğimiz, böyle her yerde övünçle anlatabileceğimiz milli takımı oluşturan Erzurumlu sürat patenci short trackçılarımız var. Yani bunu ben özellikle bilin istiyorum. Yani biraz böyle ilgilenin de istiyorum. Yani hakikaten böyle ilgilenilecek bir branş çünkü Türkiye'nin yüz aklarından biri. Hele özellikle şu son EYOK'ta sadece sürat patenci sporcunun madalya almış olması bizi yani daha da böyle kamçıladı. Ankara'da işte Spor Bakanlığı nezdinde de böyle biraz daha elimizi güçlendirdi. Bu çok iyi oldu. Buz pateni Sevda Hanım'ın dediği gibi hakikaten Buz Pateni Federasyonu'ndan bir beklenti içindeydik. Yani sürekli uluslararası müsabakalarda
bize madalya getirecek beklentisi içerisindeydik. Ama şimdi öğrendiğimize göre en çok madalyayla, uluslararası anlamda da madalyayla Buz Pateni Federasyonumuz getirdi. Bizim beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Tabii Vedat Spor'un içinden gelen bir arkadaşımız. İHA'da çalıştığı dönemleri ben biliyorum. O dönemlerde bir soru sorardık. Vedat sürekli kızardı. Ya ne olacak bu Erzurum Spor'un hali derdik. Vedat kızardı. Herkes sorardı. Bu kızdıklarını bildikleri için herkes telefon açar. Ya Vedat abi bu Erzurum Spor'un hali ne olacak derdi. Vedat Bey de kızardı. Şimdi biz ne olacak bu Buz Pateni Federasyonu'nun hali demiyoruz. Hakikaten çünkü başarıdan başarıya koşuyor. Kendilerini ve federasyonumuzu tebrik ediyoruz. Sağ olun. Kardeşimiz de kitap okuduğu için ödüllendirdiler. Onu da tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah madalya bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben arkadaşlar ödül vermeden önce arkadaşıma eğer bu işte yaş sınırı yoksa burada yetkililer de burada Feridun, Muhammed, Mesut Ayhan olmak üzere bu arkadaşlarımızı da başlatabilirseniz biz patinle. Yaş sınırı yok. Olur. Ha, yaş sınırı yoksa. Vallahi ya ne zaman isterseniz başımızın üstüne. Allah'a şükür yani buz paten salonumuz var. Sen bir an önce iyileş de seninle birlikte başlayalım. Sen atlayın. Benden geçtik abi.